Endometriyum kanseri ülkemizde kadınlarda en sık görülen jinekolojik kanser. Endometriyum deyince rahim iç tabakası kanserinden bahsediyoruz. Endometriyum kanserinin asıl tedavisi cerrahi tedavidir. Cerrahi tedavide hastalığın evresini belirlemek için rahimi, yumurtalıkları, tüpleri ve tümörün yayılabileceği lenf nodlarını çıkarıyoruz. Bu lenf nodları pelvik ve paraortik bölgedeki çok sayıda lenf nodu. Tabi bu ameliyatlar sırasında çıkardığımız lenf nodu sayısı çok olduğu için bacaktan gelen lenf sıvısı bacaklarda birikebiliyor ve bacak ödemi oluşabiliyor bu hastalarda. Yine bu lenf kanallarından gelen sıvı karın içerisinde birikerek lenfosel dediğimiz karında sıvı birikmesine neden olabiliyor ve bazı hastalarda çok ciddi problemlere neden olabiliyor. Sentinel lenf nodu konsepti dediğimiz durumda tümörün yayılabileceği ilk lenf nodunu özel boyalar ve teknikler kullanarak saptayabiliyoruz. Özellikle robotik cerrahide indusiyenin yeşilini kullanarak tümörün endometriyum kanserinin yayılabileceği her iki sağda ve solda lenf nodunu buluyoruz. Bunları çıkarıyoruz. Bu lenf nodlarını patolojide daha ayrıntılı inceleme fırsatı yakalıyoruz. Örnek olarak eskiden yaptığımız lenf adenektomilerde bir hastadan 60 tane, 70 tane lenf nodu çıkarabiliyorduk. Bunların hepsine tek tek metastaz var mı yok mu diye patoloji uzmanlarımız bakmaya çalışıyorlardı. Ama bu oldukça zahmetli ve çok ayrıntılı bakılamamasına neden olan bir durum. Sentinel lenf nodu sağda ve sol pelvik bölgede genellikle bir tane lenf nodu buluyoruz. Patoloji uzmanlarımız bunları ayrıntılı olarak kesiyor ve özel boyalarla yine küçük metastazları da yakalayabiliyor. Dolayısıyla sanki tüm lenf nodları çıkarılmış, tamamı taranmış gibi aynı oranda lenf nodu metastazını yakalayabiliyoruz bu teknikle. Diğer lenf adenektomideki bacak ödemi, lenf sıvısı birikimi, lenfosel dediğimiz komplikasyonlardan da hastamızı kurtarmış oluyoruz. Endometriyum kanserindeki diğer bir yenilik ise moleküler sınıflama. Artık her kanseri aynı torbanın içerisine koymuyoruz. Bazı kanserlerde bazı genetik mutasyonlar oluyor, öbürlerinde farklı mutasyonlar oluyor ve bunların seyirleri aynı olmuyor. Dolayısıyla moleküler olarak da hangi mutasyonları içerdiğini bilmek hem tedaviyi yönlendirmek açısından hem de gereken radyoterapi ve kemoterapi gibi adjuvan tedavileri verebilmemize olanak sağlıyor. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanan, uygulayan merkezlerde endometriyum kanseri tedavisi olmak oldukça önem arz ediyor. Hastanemizde bu teknoloji, robotik cerrahi teknolojisi, sentinel lenf nodu konseptini hastalarımıza uyguluyoruz. Yine moleküler sınıflamayı ve testleri de gerekirse hastalarımız için yapıyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.